Yeni bir Ev Avlakta kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sevdiğiniz avlardan birisi tekrar ve tekrar derede. Kışın bu soğukta sizler için çok soğuk değil mi lan? Yalan, çok soğuk. Yalancı çıkarma beni. Valla aşırı soğuk var. Sizler için tekrar da kastavu yapmaya geldim. Seviyorsunuz yemli bu tür avları. Sonuçta ben de bu avları seviyorum. Çünkü doğayla iç içe olmak daha ayrı bir güzel. Temiz havaya hiç olmadı, soluyoruz. Şehirden bayağı uzaktayız. Yanımda Cengiz kardeşim var, normal arkadaşım. Arkadaşlar merhaba. Videolarda görmüyordunuz ama Cengiz'i artık bundan sonra göreceğinizi sanıyorum yani, inşallah tabii. İnşallah. Hafta sonları yasak olmasa genelde yasak bol bol görürdünüz. Hep balıktayız ama beraber. Cengiz hocam bugün ne alıyoruz kardeşim? Bugün güzel trofya kasnalardan bakacağız. Deremizde neler var neler yok, bugün onları araştıracağız. Bakın bakacağız diyor, sanki manavdan balık alıyor zannet size. Olsa da olmasa da biz biliyorsun herhalde. Vallahi profesyonellikte artık. Tabii canım. Aylamada, derelerde usta olduk. Cengo'ya bir balık vurdu. Vallahi bakalım arkadaşlar, umarım güzel balıklar alırız. Bilmiyorum, bugün keyifli bir av olacağını ben düşünüyorum. Uzun zamandır da gelmediğimiz bir meraya geldik. Aynen, buraya bayağıdır hiç gelmemiştik. İlk defa bu sene geliyoruz. Zaten suyu göstereyim size. Bayağı bir bol su var. Gölet tarzı bir yer burası. Burada av yapacağız bugün. Ne olacak bilmiyorum. Şu an Cengo'nun oltaya bir tane balık kuruyor. Alabilecek mi Cengo? Al da şunu bir kapatmadan bir. Hadi oğlum hadi. Hadi be. Kaçtı. Güzel vasta ha. Kaçtı. Yürek mi takıyorsun? Ciğer. Alamamış. Yürek. İşte ciğeri alamasın diye. At bakalım Cengo'cum. At bakalım yavrum. Al şu balığı da görelim. Ciğerin önüne ufak bir parça yürek takıyoruz ki ciğer düşmesin. Atan atmaz vuruyor bak, gene vurmaya başladı ha. Cengo şöyle bir takoz yapıştır, şöyle 2 kiloluk. Burada büyük balık vardır. İşte derelerin de zevki bu arkadaş. Tabii canım, mantara sürekli oynatacak. Aha aha, çok güzel vurdu. Mantarı görmek, mantarın böyle o batışın, o balığın dokunuşlarını görmek insanın kafasında ne varsa siliyor. Tabii canım, şehircikleri zaten mantarın batmasını çok seviyor. Ya bu tür avları çok sevdikleri için ben de bu avları yöneliyorum. Alacak onu, alacak. Ama büyük balık olsaydı yutardı onu ya. Ufak. Ya hiç belli olmuyor bazen, biliyor musun? Sadalya gibi vuruyorlar şerefsizce. Bazen böyle bakıyorsun. Nasıl yemi sürüyor ya? Tıp tıp yapıyor böyle, böyle tıp tıp yapıyor. Ama bir çekiyorsun kilonun üstünde ya. Oo, Cengo sağlam yapıştı, sağlam. Bıyıklı mı lan o? Yo, kasta kasta. Geliyorum, bekle, yanına geliyorum. Oh, ilk balığı aldık bugün. Gel bakayım, geldim. Oo, danaya bak danaya. İşte akıntı ağızlarına boşuna gelmedik. Hay yavrum benim Cengo, danaya bak lan. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi burada da ustalığımızı koyuşturuyoruz. Vallahi akıntı da dedim kanka, akıntı ağzına inenin bak. Yavrum ben bu tür yerleri severim yani. Çok güzel balık. Şöyle bir poz versene. Şöyle kadrajdan da fotoğrafını alacağım. Yalnız yan tut. Bodur yani hayvan. Yan tut ya. Balığı yan tut, ağzından tut. Kapak fotosu. Evet, oğlum çok güzel balık ha Cengo. Dedim ya sana, uzattı bir şey anasını o akarda. Almadı, sana nasip işte bak. Kanka şeyde çubuk vardı. Çıkarırsın artık onu. Ben gideyim şu oltanın başına. Nasıl ama fark ettin, onu gördün mü? Ben gördüm mantarını. Ben akıntı batırdı sandım onu. Öyle. Düşeceğim galiba burada ben. Cengo balık tutunca uça uça geldik. Şimdi çıkamıyoruz. Poşet yok mu? Ne? Poşet. 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 Bende de yok. Cengo. Kuzu geldi buraya. Cengo, kuzu geldi. Cengo. Cengo, kuzuyu aldım bak. Ya Cengo, kuzuya bak Cengo. Var ya, takılmamış bir bak, ganca bak. Cızıklıyor ya. Ey maşallah. Günün ilk balığı. O kadar yerli gezdikten sonra günün ilk balığını tutabildim. Bir tane Cengo tuttu zaten. Bir tane ben tuttum. O da bu. Hadi bakalım. Cengo, sana bir tava çıktı bu akşam. Görüyorsunuz, iki tane balığımız var. Başka da balık yok. Sabahtan akşama kadar bu kadar.
Yok yani balık yok. Sabahtan dediğin öğlen geldi. Ya işte sabah sayıyoruz kanka, biz öğlen kalktığımız için yataktan. Değil mi Ercan abi? Öğlen kalkıyor, sabah sayılıyor. Bak bu işte sevdiğim olay. Ne güzel batırdı gitti ansızın. Ne yapıyorsun lan? Koptu o. Ne koptu oğlum? Balık mıydı o? Balıktı tabii lan, manyak. Kafasını görmedin mi hayvanın? Nasıl koptu oğlum o misine ya? Oğlum ince ya. Ya sıçayım öyle misine ya. Benimki nereden bağlı oğlum, o ne? Ya bırak be oğlum ya. Bit pazarından misin alıyor, geliyor burada balık tutmaya çalışıyor ya. Yürü lan. O balık kaçar mıydı oğlum? Madem öyle büyük balık vurdu. Çanta da gitmiştir. Evde yıka onu. Direkt as. Cengo burada hareket var. Biz buraya bir yemlesek mi diyorsun? Ne diyorsun? Bak bebeğim al. Ne bu? Sufix. Ya Sufix de kanka kaç kaç? 0.18 mi? 20 mi? Kaç? Geliyor. Allah felaket, yağmur yağdı. Bir şekilde ateş yaktım ama. Isınıyorum. Ay, akşam oldu. Maalesef balık alamadık arkadaşlar. İki tane balık aldık. Olan balık buydu. Yapacak bir şey yok. En iyisi böyle ateşi yakın. Başında oturun. Derenin başında şöyle derimiz de hemen yanımıza görüyorsunuz. Keyfi burada güzel. Acıkırsın diye. Ay ay. Cenga ne yapıyorsun? Yürek şiş yapıyoruz. Yürek şiş yapıyoruz ha. Ahmet abi. Ahmet abi çıkıyormuş lan. He? Ahmet abi çıkmış gitmiş. Söylemiyordu. Gel diyor. Kim Dakson'u yeter de be. Ahmet abi ya. Oo çok sıcak oldu. Ahmet abi burada değil mi oğlum? Yo gitmiş, bağırıyor yukarıdan işte. Evet. Çoban bağırıyor lan. Cengo yürek şiş yapmaya başladı balık olmayınca. Bana da takaydın bana ayrına bir tane. Bir tane iki tane yeri işte. Fiksimiz bu bizim. Yani baktık ki aç kalıyoruz. Balık yoksa ciğer yani, ciğer şiş. Ciğer şiş yapayız. He? Aynen. Ben de ne kadar mikrop oldum şu halime bak ya. Parçalıyorum parçalıyorum takıyorum Cengo. Oo. Hep balık varmayacak la. Cengo bir şey mi? Şu yaşı alsana şunu. Hı? Ya alma dur. Üf. Tam da şey varmış elimin altında. Oğlum koktu lan güzel güzel lan. Oğlum mangal lan. Bildiğin mangal. Evet Cengo, bugün nasıl geçti? Evet bugün yani beklentimizin dışında bir şeyler oldu. Bugün bekliyorduk ki sular güzelleşmiştir. Yani burası derin olduğu için biraz daha güzel, bulanık. Ama balık yapmadı bu sefer de. Havadan dolayı mı artık, yağışlardan dolayı mı onu anlayamadık. Bugün biraz bulutlu geçti. Yani bizim bir meramız vardı mezarlığın altı diye. Bir oraya gittik. Yani oradan ümidimiz çoktu. Ama orası da yapmadı. Yapacak bir şey yok. Orası da bir tane verdi. Burası bir tane verdi. Akşamüstü gene güzel bir balık kaçırdık ama kaçırdığımız balığı söylemeye gerek yok. Aynen, kaçanlar gerek yok. Doğaya teslim. Aynen. Biz aldığımız balığa bakarız. Yani
Menüde gördüğünüz gibi çoban işi, hatta avcı işi mi desem, ne desem artık bilemedim ama. Aç işi. Açın yapacağı bir iş. Karnımız aç. Gitmeden, lan benim ciğer gitti yandı. Yanmamış olmaz, gözden. Gözlenmiş olmaz. Göz bozmaz mıydı? Garban işi şöyle bir ağzımız datlansın, yola çıkacağız. Şöyle bir şeyler yapalım dedik. Hatta ben ısınıyordum. Koy beni. Cengo lan dedi, gel şurada iki tane ciğer kavuralım dedi. Ben yoksa üstümü kurutup gidecektim. Öyle denk geldi. Bugün kısmetimiz bunlar. Ha, iki tane balığımız var. Onları da göstererek. Birini ben tuttum zaten. Birini Cengo tuttu. Büyüğü Cengo tuttu. Biliyorsunuz zaten. Orada da gördüğünüz avda. Bugün nasipsizdik ya. Bugün böyle oldu. Neyse daha, akşam. Daha seller gelmedi dereye arkadaşlar. Evet. Şimdi derenin çaylamanın başlaması için Selim bir dereyi, bir altındaki toprakları, bir yaprakları, ağaçtan dökülen yaprakları, suya düşen ağaçların hepsini bir alıp götürmesi, temizlemesi lazım. Ki balık ininden çıkabilsin, çıksın, rahat rahat yüzsün. Yani toprak şey, su çamur olsun, balık bizi görmesin, biz balığı görmeyelim. Şimdi biz balığı görüyoruz, balık tabi oltaya vurmuyor. Balık da bizi görüyor. Yani. Biz sineği görüyor, her şeyi tabii, görüyor. Her şeyi görüyor şu anda balık. Aa, bu hala canlı. Hala canlı bir tanesi. Zor. Oo, Cengo yapıştır. Var. Yapıştır. Acı mı? Bakayım nasıl iyi. İyi mi la? Kavurma gibi. Getir bakayım. Bir tane bakayım tadına. Sanki. Ateş üstünde bak bak. Ateş kavurma üstünde. Kavurma gibi ya. Mis mis. Şöyle. Gözde olan her şeyi seviyorum. Bir de göstereyim. Vallahi parmağım yandı. Bunun tarifi yok arkadaşlar. Cengo koy ateşe, cihat. Bunun tarifi kesinlikle yok. Yasaklar olmasın. İşte bunun tarifi kesinlikle yok. Cengo, yani şunun da bir haberini versen artık. Genelde videolarda zaten konuk olacaksın. Birlikte olacağız genelde. Çoğunlukla bunu yapmaya çalışacağız. Böyle etkinlik videolarında falan olsun. Aynen. Bu tür videolarda. Valla aşçımız Cengo. Genelde yemek yapmakla üstün. Tabii. Bugün öğlen çıkabildik evlerden. Normalde bugün planımız size yemekli bir... Normalde biz her hafta yemek yapıyoruz derelere geldiğimizde. Ciğer yanisi olsun, işte menemeni olsun, işte sucuklu yumurtası olsun. Közde yemeğimizi yapıyoruz yani, közde tavada. Bugün öğlen çıktık. Bugün aslında planımızda yemek de yapmak vardı ama şimdi öğlen geldik zaten derelere. Hangi olmadı. Vakitte yemek yapıp da hangi vakitte de balık videosu vereceksin. Öyle uymadı bu sefer. Ama bir bakalım, dahaki videoda olacak. Hafta sonu yasakları kalksa rahat rahat olacak her şey de. Şu hafta sonu yasakları olduğu için hafta içi de planlar, programlar uymuyor. Herkes çalışıyor. Aynen öyle. O yüzden bu hafta böyle oldu. Yemeksiz oldu. Yine inceden bir görsel yapmaya çalıştık. O zaman ne diyoruz Cengo? Sağlıcakla kalın. Eray balıkta yere kalın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kobidaşlara da rast gelsin. Allah'a emanet. Görüşürüz.